Vadeli piyasanın durduğu, spot alımlarda hocam buradan mal alalım, buradan mı satalım dediğiniz günlerin devam ettiği ve aynı zamanda long girdiğiniz işlemlerin short olduğu, short girdiğiniz işlemlerin long olduğu bir günden daha hepinize merhaba dostlar. Gerçek anlamda şu an piyasa fena belirsiz. Bu saatten itibaren bu kanalda her gün saat tam 18'de Bitcoin, Ethereum, USD Dominance, BIST 100 Endeksi, Spot Altın ve diğer paritelerin analizlerini çekeceğim. Bizler için çok önemli olan kripto korku ve hırs endeksine hemen bakıyorum dostlar. Biliyorsunuz ki son bir aydır nötrdü ve şu anda kendisini hırsa bıraktı. Yani insanlar yükselişin geleceğine inanıyor. Yatırımcılar yatırım yapıyor. Bu güzel bir haber yatırım yapanlar için. Yani nötrde, korkuda ve aşırı korkuda olmasından gayet de çok iyi arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e gelelim. Bitcoin şu anda 42.910 seviyesinde. Biliyorsunuz ki Fed'den Powell konuştu. Diyor ki işte biz bu yıl içerisinde 4 tane 5 tane faiz indirimi planlıyoruz diyor. Bu güzel bir haber açıkçası. Hemen ben şöyle bir 200 haftalık hareketli ortalama bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki benim her zaman kullanmış olduğum bir taktik vardır. Eğer Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyse ve bu trendi takip ediyorsa ben Bitcoin'deki long'dan dolayı altcoin'lere long girerim, spot'tan alım yaparım demiştim. Ve biz bu bölgeden beridir alımlarımızı yapıyoruz. Yani 28 numaradan beridir ben altcoin'lerdeki alımlarımı yapıyorum arkadaşlar. Ve şu anda baktığımızda 200 haftalık hareketli ortalamada 30.700'deyiz. Yani 30.000 trendinin üzerinde olmamız lazım. Hemen bakıyoruz gelip arkadaşlar. Buradan bir paralel kenarımızı yapalım isterseniz. 30.700 civarı şu bölgeler işte ortalama bu bölgeler oluyor. Ve şu an baktığımızda gerçekten de biz yükselen bir trendin içerisindeyiz. Ve 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuzdan dolayı. Bak şu bölge bizim için 200 haftalık hareketli ortalamanın üzeri. Bak bu bölge. Bu bölgenin üzerinde olduğumuz sürece yani trendimiz de bu bölge devam ettiği sürece ve bu trendi biz kırmadığımız sürece yükselişe olan inancım benim devam edecektir. Asıl yükselişin ne zaman başlayacağını söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? Bak şurada mavi bölge var bak. Ben bu mavi bölgeye trendin direnci diyorum. Yani yükselen trendin bir direnci diyorum arkadaşlar. Eğer olur da bakın bu trendin üzerinde kapanış yaparsa gördüğünüz gibi çok sağlam yükselişler yapıyor arkadaşlar. Yani eğer bu trend burada yükselişini devam ederse ve burada kapanış yaparsa günlükte abi 52.000'e kadar ben bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Ama bu civarlar dolandığı sürece hala bir düşüş tehlikesi var. Yani benim kendi şahsi düşüncem Bitcoin'in acilen 46.000 üzerinde bir kalıcılık sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Kalıcılık sağlarsa çok sağlam yükselişler gelecektir diye düşünmekteyim. Şu anda peki herhangi bir korku var mı? Benim için şu anda korku şundan ibaret arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Diyorum ki bak kardeşim burası 200 haftalık hareketli ortalamanın yükselen trendi. Eğer bu yükselen trendde olası bir trend kırılımı olmazsa aşağı doğru benim birinci beklediğim talep bölgesi şurası olur zaten. Bunu başından beri söylüyorum. 35.500 arkadaşlar. Benim birinci beklediğim talep bölgesi burası olur. İkinci beklediğim talep bölgesi de 30.000 civarı olur. 30.000'i kırmadığı sürece yani şu bölgeyi kırmadığı sürece ben spotta herhangi bir zararda uğramayacağım arkadaşlar. Vadede tabii ki de shortum yok şu anda ama yani spotta herhangi bir zarar uğramayacağım ve ekleme yapmayı düşünüyorum spotta Bitcoin'e. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok yani. Şu trend bizim için çok önemli. Trend üzeri devam ederse yükseliş devam eder. Trend üzeri mavi direnç çizgisinin üzerine kırarsa da 52.000'e kadar yükseliş bekliyorum. Şu anda ben Bitcoin'de olumsuz bir durum görmüyorum arkadaşlar. Sonuçta önümüzde faiz indirimleri var. Faiz indirimleri her zaman Bitcoin'e iyi gelmiştir. Ve ben Bitcoin'imden dolayı da güzelce yükseleceğini düşünmekteyim açıkçası. Onun için herhangi bir sıkıntı beklemiyorum. Ethereum'a gelmek istiyorum arkadaşlar. Ethereum'da yine aynı şekilde. Ya Ethereum'un 200 haftalık hareketli ortalaması da yine arkadaşlar 1800 dolar üzerinde. Şu an baktığımızda paralel kenarda. Ya ben direkt buradan açıkçası direkt çıkartmak istiyorum yükselen trendini. Baktığımızda yükselen trendine arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olan trendlerde herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Yani yükselişimiz hala devam ediyor ki zaten Ethereum biliyorsunuz ki son spot Bitcoin ETF'te pardon spot Ethereum ETF bir ertelendi zaten biliyorsunuz ki. Ertelendi ama bakın Bitcoin bile kabul edildi. Ben Ethereum'un da yakın bir zamanda kabul edileceğini düşünmekteyim yani. Sonuçta biliyorsunuz ki geçen sene Bitcoin için demişlerdi. Biz asla Bitcoin ETF'ini onaylamayı düşünmüyoruz demişlerdi. Ne oldular? Bu sene Bitcoin ETF onaylandı. Ethereum için de aynı şey diyorlardı. Şimdi ertelemeye başladılar. Şimdi biliyorsunuz ki XRP için aynısını diyorlar. XRP'ye yok efendim işte biz onu yapmayı düşünmüyoruz vesaire gibi. Şunlar kullanıyor ama ya mecbur yapacaklar arkadaşlar. Çağımız blockchain çağı, çağımız teknoloji çağı. Bunu yapmak zorundalar yani. Bunları onaylamak zorundalar arkadaşlar. Ve
Ben Ethereum'un da önünün açık olduğunu düşünmekteyim açıkçası. Herhangi bir sıkıntı görmemekteyim. Tabi bazılarına göre bu trend şöyle de gidiyor ama ben tabi böyle yapıyorum trendi. Bu herkesin kişiseline kalmış bir şey bana göre. Şimdi dirence baktığımızda biliyorsunuz şu ortam abi benim için çok önemli demiştim size arkadaşlar. Bunun üstüne çıktığımız saklı güzel yükselişten Ethereum'u yakalayacak diye düşünmekteyim ben. Bu trendin altında kapanış yapmamamız lazım. Kapanış yaparsak talep bölgelerini hemen göstermek istiyorum sizlere. Hatta talep bölgesi direkt olarak ben size yapay zekadan göstereyim. Şu an Ethereum'da biz talep bölgesindeyiz. Trendin talep bölgesindeyiz. Eğer bu talep bölgesinden bir tepki alırsak diğer talep bölgemizde 1980 ile 2000 dolar arası arkadaşlar. Bu civara gelirse net bir şekilde ben long işlem açacağım zaten. Bunu söylüyorum başından beri. Buralarda ben scalp denedim arkadaşlar ama onun dışında bu bölgelerde net bir şekilde spot da alacağım. Net bir şekilde yüksek kaldıraçlı işlem değil de yüksek oranda kaldıraçlı işlemde gireceğim. Mesela 3x girerim 1000 dolar atarım gibi durumlarda yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun, burayı takip etmeniz gerekiyor. Yani 2000 dolar bizim için önemli bir bölge. Şu an talep bölgesindeyiz ve bizim için satış bölgesi 2700-2600 civarları falan diyebilirim. Yani şu an Ethereum'un da önü açık, herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Orta vade içerisinde. USD Dominance'a geldiğimizde ya USD Dominance zaten arkadaşlar artık düşen trendi devam ediyor. Bakın şöyle hemen bir düşen trende bakalım şunu. Ya düşen trendi bu kripto paranın devam ediyor. Ve her seferinde yükselen trend kendine çıkarttığında en baştan yükselen trendini kırıyor. Ama USD Dominance'da şöyle bir durum var. İnsanlar yavaş yavaş fark ediyorsanız kar almaya başlıyor. Ya yani ben bunu bu haritaya baktığımda bu grafiğe baktım bunu görmekteyim. İnsanların kar alması bana açıkçası doğru gelmiyor. Yani USD Dominance boşa düşerse, USD Dominance yükselirse Bitcoin düşer arkadaşlar. Altcoin'ler yükselmez. Öyle bir muhabbet yok bu arada. Hani diyorlar ya USD Dominance düşerse, yükselirse Bitcoin düşer, altcoin'ler yükselir. Öyle bir muhabbet yok arkadaşlar. USD Dominance düştüğü zaman Bitcoin yükselir. Yani Bitcoin'e para girer yani. Tam tersi olur. Bitcoin düşer, Bitcoin'den para çıkar. Şu an baktığımızda Bitcoin'den bir para çıkışı var ama Bitcoin yine de 43.000 seviyelerinde kendini idame ettiriyor. Bence ben burada olumsuz bir seyir görmüyorum. Sadece şurayı dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu bölgede yükselen trendimiz var. O bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünmekteyim. Ama yakın bir zamanda talep bölgeden satışım da yiyecek bu zaten. Bakalım şöyle. Satış bölgesi yani 6.30'lar, %6.30'lar bence bu bölgede USD Dominance'ın kendini toplayacağı bölgeler diyebilirim ben. Yani 6.30'a kadar USD Dominance'da yükseliş görebiliriz. Bu da Bitcoin'i kısa vadede 40.000 dolara kadar çekebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu civarları düşünerek hareket etmeniz lazım. BIST 100 endeksine gelelim isterseniz direkt olarak. Arkadaşlar BIST 100 endeksinde şöyle bir yorumum var benim. Biliyorsunuz ki ben BIST 100 endeksinde yani 7700'den itibaren alımlarımı durdurdum. Yükselişi takip etmeye başladım. Şu anda herhangi bir şekilde hisse alımı yapmıyorum. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Şu anda ben BIST 100'den endeksten bir tepki beklemekteyim. Benim alım yapabileceğim bölgeler 7200 civarları. Yani bunu başından beri söylüyorum. Benim için talep bölgeleri bu bölgeler arkadaşlar. Bu bölgeler gelmezse ben BIST 100'de alım yapmayı düşünmüyorum. Bu bölgeler gelmezse de ekleme yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani şu anda bir yükseliyor. Ben bu yükselişi takip edeceğim. Yükselişin sonucunda düşüş bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bir yerden itibaren BIST'in kendini salması gerekiyor düşünüyorum arkadaşlar ben. Biliyorsunuz ki Gaye anında istifa etti zaten. Bununla ilgili de ben yani BIST 100'de herhangi bir düşüş bekliyorum. Yani farklı senaryolar olma ihtimali yüksek çünkü. Şu an zirvesinde baya baya günlükte. Yani ben yine de o düşüşü bekliyorum. Yani şu anda alım yapmayı düşünmüyorum. Ben yükseliş takip edeceğim. Şu an benim için 9200 bir sınır. 9200'ü geçerse de yükselişin biraz da devam etme ihtimali var. Ama onun dışında 9200'den aşağı doğru bir düşüş beklemeye devam edeceğim arkadaşlar. BIST 100'de bilginiz olsun. Altına geldiğimizde zaten altın ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki dolardaki yükselişimizi bekliyoruz böyle ve piyasadaki birçok emtia yükselişleri de bize insanların dolara geçtiğini gösteriyor zaten. Dolar her zaman benim için bir yatırım aracı olmamıştır, bunu baştan söyleyeyim. Fiziki olarak da alıyorum, spot olarak da alıyorum ben zaten biliyorsunuz. Ben paramı koruma amaçlı altın alıyorum. Yani paramı koruma amaçlı altın aldığım için de öyle altında çok büyük bir olay beklemiyorum. Genel baktığımızda altına böyle bir talep bölgesi bulunmakta. Bakın altın almayı düşünenler için söylüyorum bu arada ben bunu. Bir talep bölgemiz var. Talep bölgemiz bizim 2006-2020. Bu civarlar bizim talep bölgemiz arkadaşlar. Bu civarlardan alım yapma ihtimalleri yüksek spotlarda. Ve ikinci talep bölgemiz de 1930 ve 1940 arkadaşlar. Bu bölgelerde benim talep bölgelerim diyebilirim. Benim şu anda 1800'lerden, 1200'lerden, 1300'lerden alımlarım hala duruyor. Yani satmadım. Satmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi altın benim için bir yatırım aracı değil. Paramı koruma amacı arkadaşlar.
Bunun için de satmamaya devam edeceğim. Yani ne zaman Türkiye'nin enflasyonu durulur ben de o zaman belki bir düşünürüm biraz. Yani öyle bir düşüncem var benim şu anda. Altına beklediğim bölge tabii ki de direkt olarak 2060 bölgesi. 2060 bölgesi ve 2080 bölgesi benim için bir kar alma bölgesi diyebilirim. Yani mini mini kar alma bölgesi diyebilirim. Bu bölgelerde bir satış yiyecek kesin arkadaşlar. Bu arada bu bölgelerden de maksimum beklentim de tabii şu bölgenin kırılması. Eğer olası bir şekilde 2150'yi kırarsa da öne açık bir şekilde yükselişini ben devam ettiğini düşünmekteyim. Zaten şu anda da biliyorsunuz ki altın bir hırs tarafında, bir al tarafında arkadaşlar. Ve biz de bunu bekliyoruz bakalım. Şu anda altın da öne açık yükselişin devam edeceğini düşünmekteyim ben. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Bir de en son bir XRP'ye bakayım. Benden çok istenmişti XRP. Ona da bakmak istiyorum şu hızlı bir şekilde. Arkadaşlar XRP'ye geldiğimizde XRP'nin biliyorsunuz ki şu anda alım bölgesinde. Benim XRP'de fix açtığım bir işlem vardır. Nedir abi? Biliyorsunuz ben canlı yayında bunu söylüyorum ben zaten. 0.45'lerden 0.50'lerden ben bu kripto paraya long girerim. 0.70'lerden TP alırım ve elimden geldiğince her iki ayda bir ortalama 1 milyon lira, 2 milyon lira, 3 milyon lira bir karım bulunmakta. Hatta şu anda bile işlemdeyim ben. Her zaman söylüyorum yani bizde yalan yok arkadaşlar. Eksi de olabilirim ama bu düzelecektir. Çünkü her zaman belirttiğim birazcık erken girdim değil. Bu birazcık yanlışlık oldu. Şimdi olayı anlatayım size. 0.50'den long giriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki piyasa bir anda pumpladı. Ve XRP bir anda 55'lere 56'lara çıktı. Ben de piyasayı bir anda 0.45'te gördüm, hissettim. 0.45 görünce de piyasadan bir anda gireyim dedim. Yatırmış olduğum paranın 2 katıyla 3 katıyla da ekleme yaptım. Meğerse ekleme yaptığım yer 0.55'miş. Benim direkt girişim 0.54'e yükseldi. Şu an zarardayım. Ya düzelir o, sıkıntı yok ama bu benim yaptığım büyük bir hata. İlk defa yapma böyle bir hata yapıyorum. Umarım bir daha yapmam yani. Cidden sıkıntılı. Bu bölgeler benim için bir long bölgesidir. XRP'de bir al bölgesidir. Bilginiz olsun dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra her gün bu şekilde karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Unutmayın bu kanalda verdiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Ya çok saçma bir cümle ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.